Şimdi bu gördüğünüz Laden Gülü. Laden Gülü'nün iki türü var. Bu kırmızı çiçekli, şu gördüğünüz ise yaprakları tabii ki çiçekleri kuruduğu için. Bu kırmızı çiçekli, bu pembe çiçekli. Bu Laden Gülü'nün özelliği nedir? Laden Gülü ile ilgili Almanya'da Profesör Doktor Günter Wiese atopik ekzeması olan çocuklar üzerinde tedavi denemesi yapmıştır. Atopik ekzema. Yani sulu, kaşıntılı, kabarcıklı ekzema. Böyle buna yakalanan kişi uyuz gibi kaşınır. Kaşınmaktan uyuyamaz. Migren ağrısı ne gibi durumlarda ortaya çıkar kişide? Neler konu, tetikler migreni? Migreni geçtik. Biz şeydeyiz. Başka konudayız. Çözüm yollarından bahsediyoruz şu anda farkındaysanız. Evet. Farkındayız da. O konuyu geçtik. Migrenden bahsettik. Şimdi hangi konudayız? Laden Gülü. Atopik ekzema. Atopik ekzema nasıl tedavi edilir? Onunla ilgili konuşuyoruz. Bugün o niyetlisiniz herhalde. Maşallah. Evet. Niyetli olunca insan biraz Ramazan'da zor oluyor. Size Ramazan'ı kolay atlatmanız için spirulina tavsiye ederim. Spirulina kullandığı zaman kişi Ramazan'ı, yani orucu çok kolay tutar. Oruç tutmanın en basit yöntemlerinden biridir. Kolaylaştırır. Neden? Çünkü spirulina 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler içerir. Balık yağında olan omega 3, 6, 9 balık yağlarını içerir. Bu haliyle spirulina nedir? Dünyada anne sütüne eşdeğer tek gıdadır. Niyetli olan kişi iftar ve sahurda spirulina alırsa rahat, kişiye enerji verir. Bu bitkisel doping, kimyasal doping değil. Kişi kimyasal doping, bu anabolikalar vesaire, bu vücut geliştirmek için kullanan kişiler kullanırsa anabolika, o hormon hapları çok çok tehlikeli. Erkekler kullanırsa göğüsleri büyür. Jinekomasti denen bir hastalık ortaya çıktı. Son zamanlarda dikkat ederseniz jinekomasti nedir? Erkeklerin göğsünün kadın göğsü gibi büyümesi. Bir hastalık, hormon anormalliğinden. Bu çeşit hap kullananlarda olur genellikle. Jinekomasti hormon hapı kullananlarda olur. Tehlikeli. Erkekler kadın gibi, kadın göğsü gibi göğüs sahibi olur. Yavaş yavaş tehlikeli. Hormon hapı kullanırlarsa. Artı hormon hapı, kimyasal hormon hapı kullananların cinsel organında küçülme olur, testislerinde küçülme olur, sperm kalitesi düşer, erkeklik yavaş yavaş performans gider. Bu nedenle kimyasal hap kullanmak tehlikeli. Ramazan'da kolay oruç tutmak istiyorsa kişi bir, iftarı sahurla, iftarı suyla açmalı, iki, sahura kalkmalı. Peygamberimizin hadisi bu. Üç, güzel kokular koklamalı diyor. Dört, öğleden sonra yarım saat kadar şekerleme, uyumalı. Bu dört kurala uyarsa çok güzel oruçlar, hiç rahatsızlık duymaz. Beş, biz buna spirulina ilave ettik. Evet, atopik ekzemaya dönecek olursak, bu Laden Gülü, Türkiye'nin bütün Ege, Marmara, Karadeniz, Akdeniz ormanlarda yaban olarak milyonlarca ton yetişir. Türkiye'de yetişir ama Almanlar bununla ilgili klinik araştırması yapmışlar. Yapmış oldukları araştırmada bunun birleşimindeki indometasin fenilbutason, iki önemli madde var. Bu iki önemli madde ne işe yarar? Antiviral, antibakteriyel ve antimikozitik özelliklere sahip. Yani bakteri, virüs ve mantarları yok eder. Bununla ilgili Profesör Doktor Günter Wiese Almanya'nın Saarland eyaletinden atopik ekzeması olan çocukları tedavi etmiştir. Türkiye'de de Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de gastrit problemi olanları tedavi etmiş. Yani gastrite karşı da etkili. Demek ki bakteri de, Helicobacter pylori de öldürüyor. Bu onu ispat ediyor. Laden Gülü. Ama bunun diğer bitkilerden farkı şu: kişi
Ya işte tadı güzel, içimi güzel. İşte şuram biraz daha iyileşsin, midem rahatsız, daha geçsin, alerji tamamen yok olsun diye uzun süre içerse, 6 haftadan fazla içerse tehlikeli. Neden? O içen erkek ve bayanlar cinsel performansını 3-4 kat artırır. Bu da huzursuzluk verir ailede. Erkekler bir daha evleneceğim diye hanımıyla kavga yapar hale gelir. Bu nedenle fazla 6 haftadan sonra ara vermek gerekir. Ladengülüne aşırısı ne yapar? Cinsel performansı çok çok artırır. İyi değil.